Evet, klasik anlamda Mustafa Büyük 1957 yılında Konya'da doğmuş. İlkokul tahsilini Hakimiyet Milliye İlkokulu'nda, ortaokul liseyi Konya İmam Hatip Lisesi'nde bitirmiş. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Maliye Bölümünü 1980'de tamamlamış. Sonra mülk idare mesleğine intisap edip Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde kaymakamlık yapmış. Bayındırlık İskan Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı'nda çeşitli üst görevlerde bulunmuş. Son safhada da Edirne, Sakarya ve Adana illerinde valilik yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Evet, İktisat Maliye Bölümü Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin değerli, önemli bölümlerinden birisiydi. Hayat boyunca gördüğümüz şeylerden birisi, hangi mesleği, hangi bölümü seçerseniz seçin, onun en iyisi olmaya çalışmanız gerekir. Yoksa en yüksek puanlı yerler ve oralarda iyi durumda değilseniz, daha düşük puanlı bölümlerde, okullarda çok daha nitelikli, iyi eğitim görmüş ve ülkeye, kendinize faydalı olmuş insan olabilirsiniz. O nedenle benim tavsiyem, kim hangi mesleği seçerse o mesleğin en iyisi olmaya çalışmasıdır. Tabii görevimiz ilçede, ilde toplumu yönetmek, topluma liderlik yapmak ve iyi organizasyon gerçekleştirmek. Devletin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde gerçekleştirdiğiniz çalışmalar bazen zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Toplumun bunu anlamakta zorlandığı veya başka problemler, Türkiye'nin şartları gereği, belki etnik sebeplerle, dini sebeplerle belli hassasiyetlerin öne çıktığı konular olabilir. Bu noktalarda da gerçekçi, samimi, iyi niyetli çabalarınız netice verir. Türkiye Doğu Güneydoğu'da en önemli sıkıntılı zamanlarını 80 sonrasında ayrılıkçı hareketlerde yaşadı. 1990'da Nevruz sonrasında Cizre'de toplumun çeşitli kesimlerinin tahrikleriyle yürüyüşler ve belli sıkıntılar ortaya koymuştu. O zaman gece gündüz çabalayarak, gayret göstererek en az hasarla o problemleri çözmeye gayret etmiştik. Başarısızlık gerçek değil ama zorlanma diyebileceğimiz, gerçek sıkıntılı zamanlarda yaşadığımız problemleri orada görmüştük. Evet, öğrencilik yıllarımızda özellikle lise yıllarında Türkiye'nin çalkantılı dönemleriydi. 70'li yılları hatırlarsınız. İdeolojik kavgalar çok fazlasıyla vardı. Aslında ilk travma yaşadığım Adnan Menderes'in asıldığı haberinin evde oluşturduğu matem havasıdır. İlk hayatımda fark ettiğim konulardan birisi. Sonrasında da çeşitli hadiseler insanı etkiliyor. Özgürlük, topluma güzel örnek olmak, toplumu iyi yönlendirmek önemli diye böyle bir mesleği seçmiş oldum o hadiseden sonra da. Evet, yani bugün geldiğimiz noktada aslında o günkü bazı hassasiyetlerin gerekli olmadığını, bazı kavgaların veya düşman gördüğünüz çabaların, hareketlerin bugünden baktığımız zaman düşmanca değil, herkesin aynı vatanperverce bu ülke için çabaladığını görüyorsunuz. Tabii ki gençken hissiyatınız öne çıkıyor. Belli tecrübeler sonrasında arka planı, birkaç kavramın ilerisini görebiliyorsunuz. Mevlana'nın sözüyle sizin aynada göremediğinizi biz tuğlada görebiliyoruz. O nedenle şimdiden 20 yaşındaki insanlara tavsiye etmek kolay değil.